Melek onun adı, hayalleri vardı. Bir yuva kuracak, mutlu olacaktı. Olmadı, olmadı. Şimdi o bir dadı, dadı, dadı. Şimdi o bir dadı, dadı, dadı. O şimdi bir dadı, dadı, dadı. Şimdi o bir dadı, dadı, dadı. O şimdi bir dadı. Şimdi o bir dadı. Aa, şu çarımın haline bak. Adam bir de hafif defol dedi bana. Melek. Efendim. Çok mu belli oluyor? Bir dakika hayatım. Neden bahsediyorsun sen? Ne çok mu belli oluyor? Gelecek hafta 16 yaşında olacağım. Ha. Canım ben de göğüslerim büyürken beden dersine öyle zıp zıp zıplayamazdım. Hatta otobüse yetişeceğim diye koşamazdım bile. Peki okula nasıl giderdi? Otostop mu? Sütunlar sağlamsa balkonlar sallanması tabii. Dilara artık genç kız oluyorsun. 16. yaş günün için muhteşem bir parti hazırlamalıyız. Benim zekamla babanın çek defteri bir araya geldiğinde dünyayı yerinden oynatırız. Babam da o parti hakkında hiçbir şey söylemedi. Ya. Tüm yaptığı beni her gördüğünde suratındaki o tuhaf sırıtmayla yanağımı sıkıp nasılmış bakalım benim kızım demek. Bugün nasılmış bakalım benim güzel kızım. Dilara, bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum. Seni lazımlığa oturtuşum daha dün gibi. Baba yeter kusacağım. En sevdiğim köyünü hatırlıyor musun? He? Yılancık oyunu. Yılancık geliyor. Ne tuhaf. Nişanlım Selim de hep bu oyunu oynamayı severdi. Baba biliyor musun? Berna'nın 16. yaş gününde babası onu ve bütün arkadaşlarını yatla Bodrum'a götürdü. Ve hatta şarkı söylemesi için Tarkan'ı da özel olarak çağırttı. Eğer Dilara 16. yaş gününde özel parti düzenlersin, ben de sünnet düğünü isterim. Ha, sen sünnet oldun Tolga. Çocuk haklı. Hadi biz gidelim Duygu. 16. yaş günün için şuna ne dersin Dilara? Böyle harika dekore edilmiş bir mekanda dünyaca ünlü yıldızların, hatta kral ve kraliçelerin ağırlandığı... Biliyorum. Fidayda gazinosu değil mi? Ara sıcaklarında tavuk etinden hazırlanmış bir kılıç şiş yaparlar. Parmaklarınızı yersiniz. Melek Hanım, bu Fidayda gazinosu dediğin yerde hangi kral ve kraliçeyi gördün sen? Ömer Bey, affedersiniz ama kuzenim Meryem'in düğününden bir gün önce oraya kim geldi biliyor musunuz siz? Ugandalı bir kabile reisinin oğlu. Ya, diliniz yuttunuz değil mi? Dilara, senin için böyle Çırağan Sarayı'nın büyük salonunu tutmayı düşünüyorum. Böyle bütün sosyeteyi davet ederiz. Bir küçük bir kokteylden sonra klasik müzik eşliğinde bir akşam yemeği. Hatta küçük bir torpil yapıp benim minik kızıma filarmoni orkestrası bile tutabilirim. Tabii o gün konserleri falan yoksa. Melek sence bu gece uykumda ölme olasılığım ne? Hiç yok gibi. Ölmek istiyorum. Partim çok sıkıcı olacak. Bütün arkadaşlarıma daral gelecek. Sen Dilara? Nasıl olsa hiçbir arkadaşım partine gelmeyecek. Suzan, ne oldu? Çırağan Sarayı işi tamam. Organizatörle ben üniversitede aynı kız kulübündeydik. Kız şirketleri. Harika bir iş başardın Suzan. Gerçekten de çok şaşırttın beni. Lütfen Ömer abartma. O çocukları kendi çocuklarımmış gibi severim bilirsin. Özellikle şu. İşte şu. Büyük olan kız. Sakın unutma hayatım. Güçlü olacağız. Birlikte gidip ona söyleyeceğiz.
ikimize birden hayır diyemez. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi o zaman. Ömer Bey, ikimiz sana bir şey söyleyeceğiz. Ha? İkiniz mi? Hangi ikiniz? Şey, yani ben. Yalnız ben. Geçmiş bile. Bakın, kalbinizi falan kırmak istemiyorum. Sakın bana gücenmeyin. Ah Melek Hanım, anladım. Yeni perdelerinizi beğenmediniz. Önemli değil, yarın değiştiririz. Oldu. Yine ne var Melek Hanım? Aslında duvar kağıdı da vardı ama Dilara bu çırağın sarayı fikrini hiç beğenmedi. Yani iptal etmen gerekecek, hoşça kal. Bir dakika. Ne demek istiyorsun yani sen? Çırağan Sarayı bu iş için biçilmiş kaftan. Düşünsene, Dilara Çırağan Sarayı'nın o büyük merdivenlerinden böyle beyaz uzun eldivenler ve pembe saten kostümüyle aşağı iniyor. Ömer Bey, sen onu Cinderella gibi görmek istiyorsun. Oysa Vampirella olmak istiyor. Anlayamadım. Yani sen bu iş için başka bir plan yapmam gerektiğini söylüyorsun. Yaklaştınız. Başka bir plan yapmam gerekiyor. Dilara her şeyi benim halletmemi istiyor. Ömer, Çırağan Sarayı'nı ayarlamak için yapmadığım kalmadı. Adamların altından girdim, üstünden çıktım. İlk defa olmuyor aslında. Alışık olmanız gerek. Pekala Melek Hanım. Laf kalabalığını bırak da söyle bakalım. Kızımın doğum günü partisini nerede yapmayı planlıyorsun? Köşk Fazilet. Allah aşkına Melek Hanım, Kazulet de neyin nesi? Aa, Kazulet değil Ömer Bey, Fazilet. Fazilet düğün sarayı. Sizin de istediğiniz saray değil miydi? Alın işte size saray. Fazilet halamın Rumeli kavağında bir düğün sarayı var. Hem de diskolu. Bu gerçekten de kulağıma çok berbat geliyor Melek Hanım. Yo, aslına bakarsanız inanılmaz hoş bir yerdir. Eskiden restorandı ama iş yapamadığı için kapandı. Allah aşkına, Rumeli kavağında, boğazın tam ortasında, balıkçıların içinde bir Çin restoranı açmak hangi sivri zekalının aklına gelir ki? Birden gözümde eski anılar canlanıverdi. Buraya sık sık halamı ziyarete gelirdim. İnanabiliyor musun? O zaman rengarenk giysiler giyer, kafa bir sürü tokalar takar, koyu koyu makyajlar yapardım. Çocukluk işte. Tabii ondan sonra ben de çok değiştim. Keşke 16. yaş günümü ben de burada kutlayabilseydim. Niye ki? Yani niye burada kutlamadın? Annem izin vermedi. Annemle Fazilet alan 1985 yılında kavga ettiklerinden beri hala küsler. Ne kadar kötü. Evet, bu onları deli ediyor. Düşünsene, o zamandan beri tam 30 kilo almış olmalarına rağmen bunu birbirlerinin yüzüne vuramıyorlar. Kimse var mı? Bak şimdi ses çıkar. Belediye sağlık ekibinden teftişe geldik. Şimdi geliyorum. Ne söyledi mi? Melek, sen misin? Hoş geldin canım. Merhaba Fazilet Hanım. Ah, sen Dilara olmalısın. Pek de zayıfsın şekerim. Baban nasıl? Çok iyi. Annem de çok iyi Fazilet Hala. Ay, hala yaşıyor mu o kadın? Niye öyle diyorsun Fazilet Hala? Dilara, biliyor musun? Fazilet Hala'm bir zamanlar çok ünlüydü. 1979 yılında Erevizyon ön elemelerine bile katıldı. Melekciğim, beni utandırıyorsun tam iki kere. Evet, gördüğün gibi şimdi artık burada çalışıyorum. İnsanın çalışması gerekiyor benim gibi yalnız olunca. Sadece sarılması bile bir fili boğmaya yeter. Fazilet Hanım 4 koca eskitti. 4'ü de sizlere ömür. Tek iyi tarafı hepsini aynı mezara koydurttum.
Böylece bayramlarda tek kalemde işi hallediveriyorum. Nasıl? Burayı beğendin mi? Melek, Çırağ Sarayı'nı tekrar düşünsek iyi olacak. Aa, Dilara, dur. Ben senin daha iyi anlamana yardımcı olayım. 16 yaşındayken bütün yaz burada halama yardım ederdim ben. Bu sözün yüzünden ruhsatımı geri alabilirler. Ay hala, bu kadar hamam böcekleri yüzünden ruhsatı elinden almadılar da. Bakın şimdi. Wow. Bu aynı eski Türk filmlerindeki diskotekler gibi. Partimde o yılları canlandırabiliriz. Melek, hatta o eski günlerdeki gibi de giyinebiliriz. Tabii ya. O günlere ait giysileri sakladın mı? Hayır. O yüzyıldan bu yüzyıla seyahat ederken yolda valizlerimi kaybetmişim. Menüye bakmak ister misin? Büfeyi buraya göre planlayabilirsin. Aa, erik soslu çıtır ördek yok mu menüde? Hayır canım, fazilet soslu kıtır ördek var. Kahrolası kelebekler. Melek, düşündüm de eğer annem fazilet alanla küsse partiyi burada düzenlemene bozulmaz mı? Aa, senin doğum gününle benim annemin ne alakası var Dilara? Ayrıca bunu bozulacağını da hiç zannetmiyorum. Bırakın! Ha, bırakın beni! Ölmek istiyorum! Anne! 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 Sen benim kızım değilsin. Bu balkondan kime çekmiş o zaman? Bunu nasıl yaparsın bana? Anne, senin bunda bir alakan yok ki. Ne? Alakam yok mu? Kızımın patronunun kızının doğum günüyle benim alakam yok, öyle mi? Eğer o partiyi Fazilet Sarayı'nda yaparsanız ben gelmiyorum. Bunu da böyle bil. Anne, bunu dert etme. Zaten seni davet etmediler. Davet etmediler mi? Rıza! Rıza! Seni davet etmemişler. Kız kardeşin gelmemi sepetledim. Tıpkı sokak çocukların yararına verilen kermeste beni sepetlediği gibi. Anne, Fazilet halam seni oradan sepetlemedi. Seni o kermesten kovdular. Çünkü oraya gelirken getirdiğim pastanın üzerindeki kremalar yalanmıştı. Ne yapayım? Şekerim düşmüştü. Bak Melek, bu kadın seni bana karşı kışkırtıyor. Onun hakkında hiç ama hiç bir şey duymak istemiyorum. Söylesene, benden daha mı şişman? Anne, bunun ne seninle ne de Fazilet halamla alakası yok. Bu Dilara'nın doğum günü kutlaması. İkiniz de kavganızı bu olaydan uzak tutun. Melek, çek kes sesini. Zaten sizin yüzünüzden mezuniyet partimi de orada yapamamıştım. Ama çok güzel geçmişti. Cihan Nüva'da yapmıştık. Terasta demek istiyor. Terasta parti. Melek, bunun neresi kötü? Ama zift kaplı bir teras. Ayrıca Temmuz ayı ve 40 derece sıcakta. Ama insanlar sabaha kadar gitmediler. Çünkü sıcaktan zifte yapışmışlardı. Melek, partimin Fazilet halanın yerinde olmasını gerçekten çok istiyorum. Ama eğer annenle senin aran bozulacaksa unut gitsin. Gördün mü yaptığını? Kendimi ne kadar kötü hissettim. Zavallı kızcağız. Çok bencil davrandım. Evet anne, aynen öyle davrandın. Zavallı kız, insan hayatında bir defa 16 yaşına basar. Siz istediğiniz yerde partiyi verebilirsiniz. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Anne, kendimi suçlu hissetmen için böyle konuşuyorsun. Yok hayır, işte öyle bir şey yapmıyorum. Ay. Melek, Melek şuraya bir baksana. Burada bir Uğur var galiba. Ömer Bey'in Dilara için ısmarladığı hediyeyi alabildiniz mi? Hayır. Bütün günümü Kartal'da o aptal mücevher dükkanını aramakla geçirdim. Aman tanrım. Ta Kartal'a kadar mı gittiniz? Oysa ben size Kartal sokak demek istemiştim. Burası buradan yürüyerek 10 dakika
dakika uzaklıkta seni sersem. O zaman koşmaya başlarsanız iyi edersiniz. Çünkü dükkanlar 5 dakika sonra kapanıyor. Çok saçma. Neden o aptal mağaza siparişleri eve teslim etmiyor anlamıyorum. Siparişleri eve kadar teslim ediyorlarmış. Suzan Hanım'ı durdurabilecek miyim acaba? Suzan Hanım. Suzan Hanım. Pertev, sanırım Ömer Bey bu parti işinden vazgeçtiğini hemen söylemem gerekiyor. Çünkü her şey bir felakete dönüşmek üzere. Ne o Melek Hanım? Boyundan büyük işlere mi kalktın gene? Pertev, sen de bazen annemden betersin yani. Galiba en iyisi bir yolunu bulup her şeyin doğrusunu Ömer Bey'e anlatmak. Melek Hanım. Alo? Ne? Yandı mı? Fazilet'e alın. Şimdi Dilara'nın doğum günü partisi ne olacak peki? Ben bunu Ömer Bey'e nasıl anlatırım? Konuşurken diğer hatta çalıyormuş. Pekala. Her şeyi bütün çıplaklığıyla anlatmak için 5 saniyen var. Dilara doğum günü partisini halamın düğün salonunda yapmak istiyor. Halamsa annemin gelmesini istemiyor. Annemse eğer orada yaparsak benimle asla konuşmayacağını söylüyor. Bu sakallar sana bir yakışıyor, Melek bir yakışıyor. Melek Hanım, Melek Hanım. Tamam Ömer Bey. Eğer sakin olacağınıza söz verirseniz bütün sorularınızı cevaplayacağım. Edersin ama annenin Ömer Bey'in kızının doğum günüyle ne ilgisi var? Pertev, ben onun bütün sorularını cevaplayacağımı söylemiştim. Pekala. Eğer doğum gününü orada yapmayacaksak başka parlak bir fikrin var mı? Var tabii. Çırağan Sarayı ne iyi olur diye düşünüyorum. Ne? Unut onu. Daha demin iptal ettim. Ne iptal ettiniz? Dilara uzun beyaz eldivenleriyle, pembe saten elbisesiyle o merdivenden inerken halbuki ne kadar güzel olurdu. Ne öğreniyorsunuz siz öyle? Seni işe aldığım gün yazdığım cinayet planını. Dilara, doğum gününü o fazilet mi kazilet mi her ne karın ağrısıysa işte orada yapmaya can atıyor. Eğer bu işi halletmezsen gerisini sen bilirsin. Vay canına, saray yavrusu diye işte ben buna derim. Bu kadar zengin olduklarını bilseydim 3 kat fiyat çekerdim. Hazır Hanım, nerede kaldın Allah aşkına? O gelmeden seninle konuşmak istiyorum. Kim gelmeden? İşte ben geldim. Onun burada ne işi var? Beni Melek çağırdı. Sen burada istemiyorsun. İyi o zaman ben de giderim. Korku durdur onları Allah aşkına. Şanti var. Çikolatalı bir pasta. Gelin bakalım. Gel Fazilet abi. Gel. Gel anne gel. Şöyle kanepeye doğru gidelim. Şimdi oturun bakalım. Aferin size akıllı kızlar. Ben söylemeden mama yemek yok. Konuşacak çok şeyimiz var. Konuşmak mı istiyorsun? İyi, peki annen olduğuma göre önce ben başlayayım. Ne de olsa daha ağır basarım. Geber mi? Yaptığın yemeklerden yemediğime göre bunu daha çok beklersin. Gazi Osman Paşa'daki midesi delik tek adam senin baban.
Yani benim kardeşim. Şu krem şantiye bir bakın. Ne kadar güzel kokuyor. Ay. Şimdi anlatın bakayım, bu kan davası ne zaman ve nereden başladı? Bir sürü şey yüzünden. Evet, evet, bir sürü şey. Ne olduğunu hatırlamıyorsunuz bile. Şu halinize bir bakın. Eskiden böyle miydiniz siz? Hiç birbirinizden ayrılmazdınız. Fazilet hala, Seniha'nın düğününde Zühtü amcanın sigarası yüzünden Peruğun cayır cayır yanmıştı. Bir kase cacığı kafandan aşağı kim dökmüştü? Kafasını söndürmem gerekiyordu. Benim yerime kim olsa aynı şeyi yapardı. Gelelim sana. Küçük Samet'in sünnet düğününde herkes su böreğini kapış kapış kapışırken tepsinin ortasındaki o yumuşacık kısmını sana kim getirmişti? Su böreğinin ortasını ne kadar sevdiğini bilirim. Hem ne fark eder, ben yanmış kısmını da yiyebilirim. Fazilet, Melek ne kadar haklıymış. Parti yapabilirsiniz, hiç itirazım yok. Tamam, ama sen de geleceksin ve dans edeceksin. Faziletciğim, ne kadar zayıflamışsın. Aferin size. İşte hep böyle olun. Babaannemin ince gerdanlığı için kapışmaya değer mi? Annemin gerdanlığını bu mu aldı? Tabii ben aldım. Annenin oğluyla senelerce aynı yatağı paylaşmak mecburiyetinde kalan bendim. Çikolata sosu. Kuzu kuzu geldim dilince kapandım dizlerine, bu kez gururumu ateşe verdim, yaktım da geldim. Evet Melek, bu sefer gerçekten de umduğumun ötesinde bir iş başarmışsın. Teşekkürler. Gecenin ilerleyen saatlerinde planın ne? Son model bir jip çekilişi falan mı? Aman ne komik. Ömer Bey, buranın çok güzel bir yer olduğunu neden kabul etmek istemiyorsunuz? Şu masanın üstünde yürüyen şey ne? Hiçbir şey görmüyorum. Ay şekerim, saçların çok havalı. Hangi berberi yaptırıyorsun? Ay keşke benimki de senin gibi böyle kabarık olsaydı. Keşke benim de senin gibi güzel bir sesim olsaydı. Yemin ederim gözümü kapadığım zaman Banu Alkan söylüyor sanıyorum. Hazret hala. Efendim canım. Senin haline bak. Bir de bedavadan şov yapıyorsun valla. Anne, anne. Niye onu uyarmıyorsun, görmedin mi? Evet evet. Ay hatırladım. Evet, böyle başlamıştı. Aynen böyle olmuştu. İkizler Hale ile Jale'nin 15. doğum günü partisindeydik. Dans pistinde dört ayak üstünde o komik kedi dansını yapıyordum. Eteğim sıyrılmış, makak maymunu gibi her şey. Kadın bana hiçbir şey söylemedi. Ne yapabilirdim? Bazen salaklaşıyor. Bazen mi? Bana baksana, sen puponla uğraşacağına önündeki iki tane Diyarbakır karpuzuna baksan çok daha iyi eder. Ne diyorsun sen? Erevizyon elemelerine katıldım diye beni kıskanıyorsun. Erevizyon! Zaten sonuncu olmuştum. Üstelik birinci parça operaydı. Bu arada siz prova yaparken yan komşularım köpeğin ulumasını kesmezseniz polis çağıracağım diye şikayetçi oldu. Hala evet, iyi gelir sana biraz fazla. Sakın hala. Anne. Anne sen sakın ona uyma. Anne sakın uyma. Ay ne yapıyorsunuz siz? Ay! Ne yapıyorsunuz? Pasta savaşı mı? Hey, pasta savaşı. Melek Hanım.
Melek Hanım, ne oluyor burada? Neden hep bir şeylerin olduğunu düşünüyorsunuz? İki dakikalığına çıkıyorum ve şu kepazeliğe bir bağ. Merhaba Ömer. O başlattı efendim. Ne hoş parti. Her şeyin kusursuz olmasını istemiştim ama sen her şeyi mahvettin. Kafanı çevir de şu pisliğe bir bak. Haklısın Ömer Bey. Pis tadı, kaka dedi. Özünü kendine sattın. Hem benden değil, Dilara'dan özür dilemelisin. Mahvettiğin onun doğum günü partisi. Melek, ne kadar güzel eğleniyorduk. Hangi salak ışıkları yaktı? Bilmem. Senin bir fikrin var mı Ömer Bey? Hayır. Ben sadece fotoğraf makinesini almaya gittim. Fazilet Hanım, patlat müziği. Yani bütün arkadaşlarım bunu gördükleri en harika parti olduğunu söylüyor. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Rica ederim Dilara. Dündar'a yazdığım şu mektubu da postalar mısın? İlkokul mektup arkadaşınla hala yazıştığına inanmıyorum Melek. Ne var? Serap da mektup arkadaşıyla ona olan ilgisini kaybedinceye kadar yazıştı Pertek. Herhalde büyüdükçe fikirleri uyuşmadı. Hayır, eksikteki fikirlerde değil, boylarda. Adam hala çocuk reyonundan giyiniyor. İşte oldu. Ya bu damga pulu Melek. Aman, boş ver, fark etmiyorlar bile. Ay, ne kötü kokuyor, bir şey çürümüş gibi. Dilara, yeni parfümünün kokusuna bayıldım. Birini etkilemeye çalışıyor da. Kimi? Bir kokancıyı mı? Olga, ablana karşı daha nazik olmalısın. Benim yeni kız arkadaşım neyse ki böyle kokuyor. Eski kız arkadaşın gibi o da dergiden kesip duvara yapıştırılan cinsten mi? Tolga, bence bu harika. Sen bile benden önce evleneceksin. Babanın servetine göz koyan bu küçük şırfıntı kim? Hemen söyle bana. Adı Canan. Tenisçilerde sırlarımıza not bırakıyoruz. Ama o beni daha görmedi. Tıpkı görücü usulü gibi. Erkek kızı görür, anasına söyler. Sonra... iyisi mi? Ben şu kızı bir de hamamda göreyim. Ay Maria, yapma. Hayatını bu adam için heba etmeye değer mi hiç? Bu benim pembe dizim değil ki. Bu benim Maria işte. Ay Maria, yapma. Hayatını bu adam için heba etmeye değer mi hiç? İnanamıyorum Melek. Bu pembe dizileri nasıl seyredebiliyorsun? Konular o kadar saç. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu kadın iş ortağına deliler gibi aşık. Ama adam onu fark etmiyor bile. Tam acınacak bir salak. Merhaba Ömer. Ömer. Ah Suzan. Affedersin. Seni fark etmedim bile. Peki şimdi ne olacak? Kadın adamı elde edecek mi? Yoksa o pis sakalların tek tek yolacak mı? Adam kadına geç saatlere kadar çalışmayı önerdi. Kadın da bu durumdan faydalanıp adamı baştan çıkaracak. Neler olacağını yarınki bölümde görürüz herhalde. Yarınki bölüm mü? Ay Suzan Hanım, ne komiksin. Bu pembe dizi. Şu elindeki kahveyi fincana 6 ayda koyarsın, ne mutlu bize. Suzan, çarşamba akşamı işin var mı? Kuzenim Nazan'a kan nakli yapılacak ve ailede bir tek benim kanım onunkiler. Neden sordun? Boşver, unut gitsin. Beraber çalışabilir miyiz diye soracaktım. Ama tabii ki kuzenin hayatı daha önemli. Acelesi yok. Doktorlar bu durumda 6 ay daha yaşayabileceğini söylüyor. Galiba annesi onu beşik yerine dipfrizde sallamış. Şuraya bak. Şu senin mektup arkadaşından bir mektup daha gelmiş. Burnuma tuhaf kokular geliyor. Dilara'nın yeni parfümü o.
Ama iyi tarafından düşünürsek onu zararlı bütün haşeralardan korur. Aa, Dindar! Dindar! Şu yapmayı keser misin lütfen? Neyi? Ne zaman bu Dindar denilen adamdan bir mektup alsan yüzünde hep bu tuhaf sırıtma oluyor. Hayır olmuyor. Biliyor musun? Şu Dündar denen adamın neye benzediğini bana hala söylemedi. Benim de hiçbir fikrim yok. Birbirimize resim göndermeyeceğimize dair yemin ettirdim. Çünkü Kemal'e umutsuzca aşık olduğum zamanlardaki o şişko resimlerimi görürse kesin bana yazmaya son verirdi. Haklısın. Annenin evinde görmüştüm ben o resimleri. Öyle mi Bay Çok bilmiş? Bence lise temsillerinde etek giymiş birisi böyle alaycı konuşamamalı. O İskoç eteğiydi. Etek etektir Ömer Bey. Hayır, olamaz, bu bir felaket. Ne oldu? Yoksa mektup arkadaşım Dündar kuralı bozup fotoğrafını mı göndermiş? Hayır, İstanbul'a geliyormuş. Ve buluşmak için beni akşam yemeğine davet ediyor. Ve sen de gitmek istemiyorsun çünkü rejimdesin. Gitmek istemiyorum çünkü Dündar'la buluşmaya korkuyorum. Çünkü mektuplarımda gerçekleri hafifçe çarpıtmış olabilirim. Mesela neyi? Bir şeyler işte. Bu kadar üzülme hayatım, gümüş her şeyle gider. Sen aklını mı kaçırdın? Neden? Olamaz mı? Yani sen olsan dünyanın en hızlı kadını oldum, inanmaz mıydın? Bu giysiyle evet. Beğendin mi? Bir de ona birazcık tanınan biri olduğumu söylemiştim galiba. Sabah şekerleri falan da yok mu? Gündüz programlarına katılmak prensibim değil. Melek Hanım, neden böyle saçma sapan şeylere uydurma gereği duyuyorsun ki? Bak, sen her zaman çocuklara ne dersin? İzin isteyecekseniz bunu babanız televizyon karşısında uyuklarken deneyin. Pekala. Ben her zaman çocuklara ne derim? Melek çok çalışıyor. Onu 5 yıldızlı bir tatil köyüne göndermeliyiz. Hayır. Onlara her zaman gerçeği söylemelerini ve yalanın çok kötü bir şey olduğunu söylerim. Ay, yalan dedin de galiba yalan rüzgarının senaryosunda ben yazdım demiştim ona. Melek, bana yardım etmelisin. Canan çıkışta buluşmak için beni bekle dedi. Bittim, kesin bitti. Ne oldu, anlamadım ki. Ona notta Tarkan'a benzediğimi yazmıştım. Ama benzemiyorum ki. Tolga, kendini beğendirmek için nasıl böyle bir yalan söylersin? Sana hiç yakıştıramadım. Ne bakıyorsun öyle Ömer Bey? Ben ona hiç yakıştıramadığımı söyledim. Benim Dündar'a yalan söylemem şarttı. Olimpiyat madalyamdan ve ünlü bir kadın olduğumdan bahsetmeseydim onun gibi bir adam bana asla ilgi duymazdı. Tabii işimden de bahsettim. Dadı olduğunu ona söyledin mi? İşte yaklaştın. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma. Dertif, Meleği lokantaya bırakacağım. Benim de zaten dışarı çıkmam gerekiyordu. Zaten avukata uğramam gerekiyordu. Ama ben sizin avukatınızın ofisi yanında herhangi bir lokanta hatırlamıyorum. O zaman ben de başka bir avukat bulurum Pertev.
Tabii yeni bir de uşak. Kabul edin ki şu Dündar denen adamı görmek için can atıyorsunuz. Her zaman olduğu gibi yine konuyu çarpıtıyorsun Pertev. Dündar denen adamın bunca yıldan sonra başında saç kalmış mıdır acaba? Eminim çoğu dökülmüştür efendim. Kıl konusunda kimse elinize su dökemez. Melek nerede? Yukarıda. Pırpırlanıp gelecekmiş. Pırpırlanmak mı? O ne demek Allah aşkına? Meleğin lügatında süslenmek. Ben onu fırfırlanmak diye biliyorum. Yok canım, fırfırlanmak sabırsızlanmak demek. Hayır hayır, yanılıyorsun Pertev. Sabırsızlanmak pırpırlanmak demek. Öyle mi? Ben pırpırlanmayı uçmak sanıyordum. Peki Şahmerdan neydi? Galiba o meleğin teylesinin adı. Oho Melek Hanım. Gerçekten de çok güzel görünüyorsunuz. Evet ama biraz fazla tuntunlandım galiba. Neyse, bunda ne zarar var ki? Tamam, Dündar'a sadece olduğundan biraz daha fazla nazik ve kültürlü olduğunu söyledim. Ömer Bey, bana gerçekleri söyle. Grace Kelly'yi bekleseydin ve karşında beni görseydin, fazlaca hayal kırıklığına uğramazdın değil mi? Gerçek Grace Kelly mi? Evet. O zaman uğrar. Sanırım fena gümgümlediniz efendim. Unutun gitsin. Hiçbir yere gitmiyorum ben. Yok, hayır hayır Melek, hayır, saçmalama. Bundan sonraki 20 yıl boyunca Dündar denilen o harika adamı göremediğin için ağlamalarını dinleyemem. Evet, gidiyorsun. Aslına bakarsan onu siz götüreceksiniz efendim. Seni ben götüreceğim. Avukatınızın ofisin yanında olmamasına rağmen. Avukatımın ofisinin yanında olmaması. Her neyse. Dündar denilen o harika adamı görmeye gideceksin ve onun benden daha harika olmadığını... Senden daha harika. Yeter artık Pertev. Yani senden daha harika olmadığını... Her neyse. Hadi bakalım, al çantanı, gidiyoruz. Hadi. Aa, buldum. Ona buluşmaya gelemeyeceğim. Çünkü bana bir filmde başrol teklif edildiğini, çekimlerinde bugün başlaması gerektiğini söylerim. Olmaz, olmaz. Bu yalanı ona son mektubunda yazmıştın. Dünyada ağzı var, dili yok bir sürü uşak varken bize düşe düşe Sherlock Holmes düşer. Merhaba Ömer. Çalışmaya hazır mısın? Ömer? Ben biraz sonra döneceğim Suzan. Sen başlayabilir misin? Başlayabilir. Başladı bile. Hadi, hadi Melek. Bu kadar korkmana gerek yok. Ne yapayım? Çok endişeleniyorum. Hani sen beni olduğum gibi kabullendin. Ya o bunu yapmazsa? Sen benim en kötü halimi bile gördün. Bu doğru. Aa, ne zaman? Şey, yani sen en kötü halinle bile çok şekersin demek istemiştim. Yalandan kim ölmüş Ömer Bey? Hadi Melek, hadi. Hadi. Tamam, bitirdi mi? Ömer Bey, dün daha gelene kadar yanında olmanız çok nazik bir davranış. Ama hiç gerek yoktu. Ben yetişkin bir kadınım. Kendime dikkat edebilirim. Merhaba. Ne kadar tatlısın sen. Akide şekeri gibi. Evet, söylediğim gibi. Karım şok oldu. Ne yapayım? Ruhum bir erkek vücuduna hapsolmuş gibiydi. Melek, vazgeç. Hiçbir yere girecek değilim. Bir aperatif alır mısın? Yok. Yemek öncesi bir içki alayım. Şampanya. İki tane. Ömer Bey, ne kadar naziksiniz. Bana içki ısmarlıyorsunuz. Serap ve ben genellikle barda otururken yandakilerin tuvalete gitmesini bekler, gidince de onların içkilerini alırdık. Başkalarının içkisini mi içerdiniz yani? Hayır Ömer Bey, sadece elimize tutuyorduk. Biliyorsun, bazı yerlerde acı büfeden faydalanmak için bir kadeh içki alman gerekiyor.
dışarı çıkmaz mıydın Ömer Bey? Belki bilmende yarar var. Aslında ben de gençliğimde oldukça fütursuzdum. Zamanında burnumu hangi deliklere soktuğumu tahmin edemezsin. Boş ver. Takma kafana. Herkes büyürken merakından böyle evrelerden geçer Ömer Bey. Teşekkürler. Tam zamanıydı. Dündar'la buluşacağım için tasalanmam çok saçma. Yani en azından şu kadın gibi olmadığıma şükrediyorum. Gözlerinde çaresiz bir bakış. Kafayı da bulmuş sanki ahmak. Ay Ömer Bey, benim. Ömer, hayatım sen misin? Şşş. Sakın arkanı dönme. Tamamen seninim. Söyle istediğini yapacağım. Tavuk gibi gıdakla. Ne? Tavuk gibi gıdakla. Bu beni heyecanlandırıyor. Kıt kıt gıdak. Kıt kıt gıdak. Kıt kıt kız. Kıt kıt. Ömer Bey biraz gecikecekmiş. Yoksa beni o mu sandı? Eğer bundan bir Allah'ın kuluna bahsedersen... Bahseder miyim canım? Yumurtalara ihtiyacımız var. Biliyor musun? Kendimi bu ortamlara çok yabancı hissediyorum artık. Bir erkekle buluşmak için en son ne zaman restorana gittiğimi hatırlamıyorum bile. Ha. Daha dün Serap'la gitmemiş miydin? Evet. Demek o kadar olmuş. Ömer Bey, şu çıtırlara bak. Nasıl da sana bakıyorlar. Sana engel olmak istemem. Yani çapkınlık falan yapacaksan. Yok, hayır. Kalkarsam içkimi alırsın. Nasıl da muzipleşiyorsun. Eminim kadınları kandırmak için bir sürü etkili sözün vardır senin Ömer Bey. Evet. Birincisi sadece merhaba. Ben Ömer Giritli, medya patronu. İkincisi? Günaydın canım. Yumurtanı nasıl pişmiş istersin? Bu Dündar da nerede kaldı? Dündar mı? O da kim? Benim Dündar. Yarım saat gecikti. Çok gergin olmalısın. Biliyor musun? Bugün böyle bir kaçamak yapıp çocuklar olmadan buraya gelmemiz o kadar iyi oldu ki. Belki de artık çocuklara bir dadı tutmanın zamanı. Pardon, affedersin. Ya, evet. Ben de çocuklara bir tadı tutmanın zamanı geldi diye düşünüyordum. Ömer Bey, sana bir şey itiraf etmem lazım. Neymiş bakalım o? Burada seninle oturmak pek keyifli.
Yani artık Dündar gelse de gelmese de umurumda değil. Aman Allah'ım. İşte orada. Acayip yakışıklı. Hadi sen doğru eve. Dur bakalım, dur bakalım Melek Hanım. Yani adamın Dündar olduğunu nereden biliyoruz Allah aşkına? Ömer Bey, ikimiz de yakamıza kırmızı gül takacaktık. Ay, sadece önden değil, adam enseden de yakışıklı. Ha, eğer böyle esmer, kaslı, uzun boylu bir Akdeniz tipi erkekten hoşlanıyorsan pek fena sayılmaz. Hadi hadi Ömer Bey, kıskandın mı yoksa? Tamam, tamam, kabul ediyorum. Keşke ben de stüdyodaki kameraları ve ışıkları kaldırabilecek kadar güçlü adellere sahip olsaydım. Ama ne yazık ki onları taşımaları için adam tutmak zorunda kalıyorum. Merhaba, ben geldim. Merhaba. Hadi sakın çekinme ve bana sımsıkı sarıl. Ben Ömer Giritli. Ben de Kerim Sezgin. Kim? Sen Dündar değil misin? Hangi akla hizmet? Yakana bu kırmızı gülü taktın ki sen? Orkestrada çalışıyorum. Herkes de var. Aa, seni terbiyesiz. Ne bu cesaret böyle? Şimdi bana bir kere daha sımsıkı sarıl, sonra da hoşça kal deyip yok ol. Melek Hanım. Melek Hanım. Aman tamam, yırtılma. Şu kağıt peçetenin üzerine telefon numaranızı yaz ve yok ol karşımdan. Ne dersin? Senin şu Dündar denen adamı birkaç saat daha beklesek mi? Aman canım, adam resmen beni atlattı. Kim Türkiye'nin olimpiyat şampiyonu ve en popüler kadın milletvekiliyle buluşmak istemez ki? Belki de mektupların adamın gözünü korkutmuştu. Çok popüler bir kadınla konuşamıyorsa. Mektup size bırakalım. Mektup mu? Dündar'dan. Sevgili Melek, bu benim sana son mektubum. İçeriye girip de seni o müthiş yakışıklı adamla birlikte görünce onunla asla rekabet edemeyeceğimi anladım. Şey, Melek, ben özür dilerim. Sana ne oluyor ki? Tam Kerem'in kollarındayken Dündar'ın şuradan içeri gireceğin nereden aklıma gelirdi? Pertev, aslında evdeki yardımcıyla içki içme alışkanlığın pek yoktur. Size bugüne kadar hiçbir konuda yardımcı olmadım. Tam isabet. Söyle bakalım sinsi kedi. Beni tanımadan önce nasıl vakit öldürüyordun? Doğrusu söylemek gerekirse hayatım anlamsız ve boştu. Ama artık bir hobim var. Senden nefret ediyorum. Seni adam yerine bile koymuyorum. Uşak bahçesi. Kız kurusu. Yanık. Sahte sarışın. İyi geceler Ömer. İyi geceler Kerek Hanım. Domuz. Piliç. İyi geceler millet. Bu gece ne kadar içki içtim ben? Kesinlikle onlar kadar değil Ömer Bey. Tabii, tabii yani.
Bir erkekle bir kadın onlar gibi sürekli bir arada olursa böyle bir sonuç doğal. Sanırım bu kaçınılmaz. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun Ömer Bey? Ben bir şey düşünüyorum. Bir duş alıp yatmayı. Ne tesadüf. Ben de yatağa gidip seni duş alırken düşüneceğim.